İlk yaylada dünyaya gelmişim. Ve bakmışlar el yok, kol yok, bacak yok. Bir çocuk. Anneme komşular demiş, bu ileride büyüdüğü zaman senin başına bela olur. Gel bunu öldürelim demişler. Ve annem olmaz dediyse de, annem genç, cahil bir kadınmış. İkinci çocuğuymuşum. Karar vermişler öldürmeye. Kimisi diyor, yüklük deriz yatakları koyduğu yere, oraya koymuşlar deniyor. Ama rahmetlik babam öyle demedi. Orada tarlaya atmışlar, üzerine de kazanı kapatmışlar, çamaşırı yıkadıkları kazanı diye. Orada kimisi 3 gün diyor, kimisi 7 gün diyor, kimisi 5 gün diyor. Orada kalmışım. Birileri söylemiş, ya Ali demiş, senin bir çocuğun oldu. Elleri yok, ayakları yok. Kadınlar bunu öldürelim diyorlardı. Belki de öldürdüler şimdiye kadar diyor. Babam tabii ki duyar duymaz 5-6 saat bizim yaylaya gidiyor. Annemi sıkıştırıyor. İşte çocuk nerede? Yok diyor. Öldü diyor. Şu diyor. Bu diyor. En sonunda annem söylüyor, gazının altına koydum diyor. Babam rahmetlik açtım diyor, kazanı diyor, bir kaldırdım diyor. Ama diyor, diz boyu çamur girdim diyor, oraya diyor, yürümek için diyor. Kazanı kaldırdım diyor, şöyle o küçücük bir çamur dahi bulaşmamış diyor sana diyor. Biz bez parçasın üzerinde diyor, yatıp duruyorsun diyor. Hemen ceketime sardım diyor, çadıra getirdim diyor, yayla çadırına. Belki yiyeceğimiz ekmek bu çocuğun yüzünden olacak dedim diyor. Öbür çocuktan daha fazla bakacaksın demiş. Geç zaman bakıyorlar. Tabii ki kış gelince toparlanıyorum, kilo alıyorum. Ama yaz gelince zayıflıyorum. Çünkü yazın çoluğu çocuğu görüyorum, koşuyor, yürüyor, ben yürüyemiyorum. Yürüyemezdim, sürünürdüm. Hep buralarım yara olurdu. Bir gün babam köye geldi. Selim'e tuvalete doğru gittim ama sürünerek gidiyorum. O arada Allah tarafından işte kalktım. Ama sevinç çığlıkları atıyorum. Ve nasıl çıktığımı ben de bilmiyorum. Elma ağacının üstüne çıkmışım. Ama yanımda kimse yok, ben çıkmışım. O arada komşular demiş, ya Mehmet köpek mi geldi, yılan mı geldi? Bas bas bağırıyor, gidelim bakalım falan demişler. Geliyorlar, ben ağacın başındayım. Ondan sonra Mehmet kim çıkarttı? Ben çıktım diyorum, ben yürüyorum diyorum ama çığlıklar atıyorum. Neyse babama haber veriyorlar. Babam orada şeyler kesiyor, kurban falan kesiyor. Derken yürümeye başladım. Sonra o bahçeye yayan gidip gelmeye başladım. Bahçeyle köyün arası da 1 kilometreden fazla. Öğretmen çevirdi beni. Benim kolumdan tuttu, okula götürdü. Tebeşiri ayağıma verdi. Yazıyı falan böyle yazdırdı. İlk sene bana bir masa yaptı, özel masa yaptırdı o öğretmenim. Allah rahmet eylesin. İkinci sene normal masaya oturdum ve ilkokulu bitirdim. Okutmak istedi öğretmenler olsun, çok uğraştılar. Üstlere mektuplar yazdılar falan o zaman. Babam razı olmadı, belki yine yürüyemez, eski durumuna gelir diye.